Herkese merhabalar. Bugün zeytinyağlı taze fasulye tarifini veriyorum. Böyle 1,5 kilo taze fasulyem var. Temiz yıkadım. Fasulyeleri mutlaka birkaç suda yıkamak gerekiyor. Ve çalı fasulyesi kullanıyorum. Böyle iri iri oluyor ve geniş geniş oluyor. Bunların kılçıkları varsa mutlaka kılçıklarından ayırın. Fasulyeleri önce ikiye ayırıyorum. Sonra üçe bölüyorum. Yani üç parça halinde kesiyorum. Doğrama yapıyorum. Küçük fasulyelerinizi iki parça haline getirip büyük fasulyelerinizi üçe bölebilirsiniz. Bu fasulyeler biraz büyük olduğu için ben üçe bölüyorum. Bu şekilde hepsini üçe doğradıktan sonra kenara ayırıyorum ve diğer malzemelerimi gösteriyorum. İki orta boy soğanım var. İki domatesim var. Bir büyük bir orta boy. Bir limonum var. Onun bir dilimini kullanacağım. Ve sarımsağım var, 3 diş sarımsağım vardı. Hepsini video uzatmamak adına hızlıca doğrama yaptım. Soğanlar çok minik minik doğramıyoruz. Zeytinyağlı da çok minik minik olması güzel olmuyor. Önce soğanlarımı tencereye aktardıktan sonra üzerine sarımsakları da koydum. Ve şimdi üzerlerine bütün fasulyelerimi koyacağım. Ben biraz çok yaptım. Siz daha az yaparsanız, 1 kiloda yaparsanız bir tane domates ve bir soğan kullanmanız yeterli olacak. Kesinlikle zeytinyağlı fasulyeye su girmez. Hiç su koymayacağız. Domatesin, soğanın ve fasulyenin kendi suyundan faydalanacak. Çok az kısık ateşte pişireceğiz. O yüzden kendi suyunu salacak ve kendi suyunda pişecek. Ve bütün fasulyemi tencereme dizdikten sonra en orta kısmını domateslerimi yerleştiriyorum. Daha fazla domatesli seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz ama zeytinyağlı da çok fazla domates de olmuyor. Çok su da olmuyor. Bu yeterli oluyor. 1 kilo için bir büyük domates yeterlidir. Ben 1,5 kilo kullandığım için bir büyük bir küçük domates kullandım. Domatesleri üzerine koyduktan sonra bir dilim limonu koydum ve bir çay kaşığı kadar şeker ilave ettim. Ya bir kesme şeker kullanın, küçük kesme şekerler ya da bir çay kaşığı kadar şeker kullanmanız yeterlidir. Aksi halde çok fazla tatlı olur, güzel olmaz. Ve fasulyem kaynamaya başladıktan sonra şöyle görüntüde gördüğünüz gibi altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Çok kısık ateşte pişecek. Böyle mum ışığı gibi bir ateşte pişecek. Zaten taze olduğu için çabuk pişiyor. 15-20 dakika geçtikten sonra üzerindeki limonu aldım. Bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ilave ettim. Şimdi zeytinyağını ilave ediyorum. Bir yarım çay bardağından birazcık fazla zeytinyağı var. Üzerine de biraz çiçek yağı ekliyorum. Ve zeytinyağının üzerine gezdiriyorum. Zeytinyağı gözünüze çok gelmesin. Kesinlikle çok değil. O çekiyor kendini. Sıfır zeytinyağı da yani hiç koymayabilirsiniz. Ama o zaman da zeytinyağının anlamı kalmıyor. Lezzeti veren susuz pişmesi ve de zeytinyağının olmasıdır. Bakın kendi suyuna ne kadar salmış, hiç su koymadım. Kesinlikle sıfır suyla domatesin ve fasulyenin soğanın kendi suyudur. Tam 20 dakika geçtikten sonra altına bakıyorum. Bazı fasulye 40 dakika sürebiliyor, bazı fasulye 20 dakika sürebiliyor. Ona dikkat ederseniz böyle kıvamına bakın. Pişmişse ocağınızın altını kapatın. Pişmemişse bir 40 dakika daha sürebilir. Yani pişene kadar çok kısık ateşte devam ettirebilirsiniz. Benim fasulyeler tam 20 dakikada pişti. Çok da güzel oldular. Şimdi küçük bir karışım yapıyorum çok fazla ezmeden ve ocağın altını kapatıyorum. Fasulye, zeytinyağlı fasulye tam bir gün sonra güzel oluyor. Bir gün sonraya kadar bekletebilirseniz güzel olur. O zaman afiyetle yiyebilirsiniz. Bekletemezseniz de bir 2 saat mutlaka soğumaya bırakın ve sunuma hazırlayın. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.